İstiklal Caddesi'nde patlayan bomba iki gündür herkesin dilinde, herkesin bir teorisi var. En yaygını seçim yaklaştı, kaos planı devreye sokuldu teorisi. Ama dış güçlerden PKK'ya, IŞİD'den istihbarata kadar pek çok muhtemel failin adı da dolaşımda. İlginç olan pek az insanın hükümetin dediklerine inanması. E nasıl inanalım ki Erdoğan'ın kesin olarak terör dersek yanlış olur deyip gittikten sonra... İçişleri Bakanı PKK ve ABD'yi suçladı. Afrin'den eylem için kaçak yollardan Türkiye'ye girdi dedikleri bombacının bir yıldır İstanbul'da yaşadığı çıktı ortaya. Selamlaştığı komşusu, alışveriş yaptığı esnafı kameralara konuştu. Güler misin, ağlar mısın? PKK'nın istihbarat elemanı olarak yetiştirdiğini söyledikleri kadın, her nasıl yetiştirildiyse bombayı koyduktan sonra hızla üstündeki giysileri çıkarıp sırra kadem basmak yerine sıra sıra kameralar önünden geçip taksiyle, evet taksiyle evine döndü. Makyajını silip elbisesini bile değiştiremeden polis baskınını beklemeye koyuldu. Diyelim ki örgüt iyi eğitim veremedi ya da bombacı istihbarat derslerinden kaytardı. Peki PKK'nın kentlerde eylem yapacağı duyurusunu bilen, teröristleri ayakkabı numaralarına kadar tanıyan Gezi Parkı üzerinde kuş bile uçurmayan istihbarat nasıl oldu da kadının elinde bomba torbasıyla istiklale girişine ya da koşarak caddeden çıkışına engel olamadı? Terlik giydiği için mi? Süleyman Soylu bombacının saldırının ardından örgüt tarafından hemen infaz edilip susturulacağını söylemişti. Sonra düzeltti. Yakalamasaydık Yunanistan'a kaçacaktı dedi. Hangisi doğru? Talimat Kobani'den geldi dediler. PKK biz yapmadık dedi. Sonra da saldırıyı tertipleyen ismin MHP Güçlü Konak ilçe başkanı üzerine kayıtlı hattan görüşme trafiği çıktı ortaya. Ya buna ne demeli? İyisi mi bırakayım bu yorumu Ahmet Kaya noktalasın. İler tutar yanı yok. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça.